Merhaba arkadaşlar. Ek atama konusunda önemli gelişmeler var. Bunları şimdi sizlere aktaracağız ama lütfen sizlerden isteğimiz abone olup videoyu beğenmeniz, ek atama adına desteğinizi sürdürmeniz. Hadi hemen videomuza geçelim. Nedir o gelişmeler? Şunu söyleyelim. Ek atama adına bazı haberler var ve bu haberler ek atamanın erken bir şekilde gerçekleşeceği haberleri. Doğru mudur? %100 bir doğruluğu yok onu söyleyeyim. Olma olasılığı var mı? Elbette var. Buna her zaman söylüyoruz. Biz de zaten ek atamanın olma ihtimalinin Bakan Özer'in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarıyla beraber daha da arttığını zaten sizlere söylemiştik. O yüzden şunu söyleyelim. Ek atama gelme ihtimali var ve bu yakın bir ihtimaldir. Ve yakın bir tarihte de ek atama inşallah açıklanacaktır. Özellikle öğretmenlerimiz için en kritik bir günün cuma günü olduğunda tekrardan söyleyelim. Çünkü cuma günü yeni kabine açıklanacaktır. Ve yeni ile beraber e, yeni bir Eğitim bakanı da e, muhtemelen belli olacaktır ve bununla birlikte e, ek atama ile ilgili çok da fazla bekletilmeyecektir öğretmenlerimiz onu da söyleyeyim. Dediğim gibi internette dönen bu haberler ek atama tarihinin erkene çekildi, ek atamanın işte birkaç gün içerisinde açıklanacağı vesaire filan bunlar %100 doğru değil. Olmayacak diyemem çünkü olabilir. Evet böyle bir ihtimal var ama bu bir ihtimaldir. O yüzden sizlere %100 doğru kesin böyle olacak arkadaşlar deyip sizlere de tabii ki kandıramam. Ama ihtimaller doğrultusunda da olduğunu söylerim. Zaten sizlere de söylediğimiz gibi ek atama inşallah olacaktır. Ki olma ihtimalinde düşük olmadığını sizlere söylüyoruz. Daha da yükseldi hatta ek atama olma ihtimali. İnşallah olacaktır. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.